içinde Arapça şimdi dinini, bakın, ibadetin kutsallaştırıyoruz ya bazen. Kuran-ı Kerim'in tabii ki orijinal dili Arapçadır. Yani bunu inkar etmek mümkün değil. Peygamberimizle her Arapça gördüğümüz konuşan, yazıyı evet, başımıza koymak şimdi lazım. Şimdi şöyle mı? Bakın, hiçbir dilin kutsallığı yoktur. Kuran-ı Kerim'de dillerin ve renklerin yaratıcısının Allah olduğu ifade edilir. Ve aslında üstünlüğün herhangi bir soyda, ırkta, renkte değil. Takvada, yani sorumluluk ve duyarlılık bilincinde ya da herhangi bir cinsiyette değil, erkek veya kadın olmakta değil. Sorumlulukta, sorumluluk bilincinde olduğu söylenir. Herhangi bir dilin kutsallığı yoktur. Allah insanlarda farklı diller yaratmıştır. Bu da Allah'ın ayetleri olarak gösterilir Kur'an-ı Kerim'de. Yani Kur'an evet Arapçadır ama Kur'an'ın Arapça olarak gönderilmesinin sebebi Peygamberimizin Arapça konuşan bir toplumda çıkması, kendi dilinde Arapça olması ve ilk defa Kur'an ayetlerinin insanlara Arapça olarak tebliğ edilmesiyle alakalı bir durumdur. Daha önce İbranice ya da Aramice şeklinde Hz. Musa'ya, Hz. İsa'ya verildiği gibi farklı dillerde de gelmiştir. Eğer herhangi bir dil kutsal olacaktıysa tarih boyunca hep aynı dilde gelmesi beklenirdi o zaman. Evet. Yani dolayısıyla ne Arapçanın Türkçe'ye ne Türkçenin Arapça'ya kutsallık anlamında bir üstünlüğü söz konusu değildir. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi yani Arapça yazan bir gazete küpünü bile gördüğü zaman öpüp başının üstüne koyan bir insanın bakış açısı Arapçanın ve Arap dilinin kutsal olduğu üzerindendir. Niye? Çünkü işte cennette dilin Arapça olacağı iddia edilir. Ya da Kur'an'ın Arapça dışında bir dile okunamayacağı veya tercüme edilemeyeceği iddia edilir. Ya da ibadetlerin, duaların ancak Arapça olarak yapılmasının makbul olacağı iddia edilir. Halbuki Allah tüm dillerin yaratıcısı olduğuna göre tüm dillerini de anlayandır. O zaman namaz kılarken o surelerin Türkçesini okuyabilir miyiz? Şimdi bakın, önce şunu bir isterseniz tamamlayalım. Şimdi bugün 1.8 milyar civarı Müslüman yaşıyor dünyada. Ve bakın, bunlardan sadece 300-400 milyon civarı ana dili Arapça olan insanlar. Ne demek bu? Yani 1,5 milyar Müslüman ana dili Arapça değil. Siz hayatın bu gerçeğini ıskalayarak herkesin ana dili gibi Arapçayı öğrenmesi, Kur'an'ı Arapça okuyarak anlaması ve ona göre yaşamasıyla ilgili bir şeyde bulunuyorsunuz. Ve bakın, Türkiye'de de birçok yerde aslında Kur'an kursları veya bir takım merkezlerde insanlara Kur'an'ın Arapçası öğretilmiyor ki. Evet. Yani Arapça öğretilmiyor daha doğrusu. Kur'an'ın Arapça seslendirilmesi öğretiliyor. Yani bazı insanlar mesela, ki değerli bir şeydir Kur'an hafızı olmak gerçekten, ama mesela hafızlığını yaptığı Kur'an'ın ayetlerinin ne anlama geldiğini bilmiyor çoğu insan. Ya da birçok insan namaz kılarken okuduğu surenin ne anlama geldiğini bilmiyor. Yani bu Kur'an'ın insanlığa söylediği bir mesaj var, değil mi? Yani insanlığa Allah'ın gönderdiği son hitap ve bir daha herhangi bir vahiy gelmesi söz konusu değil. Peygamberimiz alemlere rahmet olarak gönderilmiş ve artık ondan sonra nübüvvet kapısı kapatılmış, peygamberlik kapısı kapatılmış. Herhangi bir insanın Allah'tan mesaj alması ve insanlara yeni mesaj getirmesi mümkün değil. O zaman elimizde tek çaremiz, tek çıkar yolumuz var. İnsanın tek kurtuluşu, o da Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Peki Allah eğer ki bir daha vahiy göndermeyecekse, bu kitapta insanlığın kıyamete kadar geçerli olacak o süreci içerisinde bir mesaj ihtiva ediyor olması lazım. Bir şey söylüyor olması lazım. Düşünün ki mesela birçok Müslüman hayatı boyunca Kur'an'a iman ediyor, Kur'an'ı okuyor ya da Kur'an'daki bazı ayetleri ibadet ederken kullanıyor ama ne anlama geldiğini merak etmiyor. Yani Allah'tan gelen mesajları merak etmemek, en başta Allah'a, sonra da onun o muhteşem mesajlarına karşı bir saygısızlık olmaz mı? Tabii ki birçok insan bunu saygısızlık yapmak anlamında belki uygulamıyor ama işte bir problem dil problemi değil, problem zihniyet problemi. Yani Kur'an'ın çok açık, apaçık kılındığı, anlaşılır kılındı, insanlar üzerine düşülsün diye detaylandırıldı, kolaylaştırıldığı ilgili onlarca ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Hı hı. Yani zor bir şey değil. Bakın, öyle enteresan ki mesela kimi insanlar yıllarca üniversite okuyorlar, sayısız makale, kitap deviriyorlar ya da akademisyen oluyorlar, işte profesörlük unvanına kadar geliyorlar, çok ciddi araştırma çalışmalar yapıyorlar. Ama mesele Kur'an'ı anlamak konusu olunca, sokaktaki diyelim herhangi bir vatandaşın standardında düşünüyor. Daha ötesini düşünemiyor. Ben anlayamam diyor. Ya da biz anlayamayız diyor. Yani sen anlayamazsan, diğeri anlayamazsa bu kitap anlaşılmamak için gelmiş olabilir mi? Ya da nasıl Müslümanlığı ya bakın, şimdi bakın, ben bir kitap yazmışım. Sizin az önce gösterdiğiniz bir kitap yazmışım ben. Bu kitabı niye yazar bir insan? Herhangi bir insan bir kitabı niye yazar? Bir derdi vardır ve anlaşılmak ister. Tabii. Öyle değil mi? Yani şimdi ben bir kitap yazdım ama kimse anlamasın. Ya da ben bir kitap yazdım ama herhangi bir dilde veya o dilin anlamıyla bir karşılığı olmasın diye düşünür mü insan? Şimdi Allah da insanlığa bir mesaj gönderirken tabii ki anlaşılmak isteyecektir. Ve mesaj Allah'tan geliyordur ama muhatabı insandır. Dolayısıyla insan anlayacağı seviyede Allah bu mesajı gönderiyor insana. Bakın kitabın kapağında kullandığım ayet, Zuhruf suresinin 44. ayeti. Diyor ki şüphesiz ki o Kur'an senin ve kavmin için gerçeği hatırlatan bir öğüttür ve siz ondan sorgulanacaksınız diyor. Evet. Yani bizim imtihanımızın nereden olduğu, soruların nereden çıkacağı belli. Şimdi soruların nereden çıkacağı bize söyleniyorken bizim o kitaba çalışmamamız, o kitabın ayetleriyle hemhal olmamamız, yani iç içe geçmememiz, onları hayatımıza taşımamamız gibi bir durumda Allah'a karşı nasıl mahcup olabileceğimizi düşünebiliyor muyuz? Yani dolayısıyla problem zinet problemi. Aynen. Bakın ibadet ederken de aynı. Şimdi insanlar zannediyor ki yani sadece Arapça okuduğunuz zaman o dua Allah'a ulaşıyor. Yani haşa Allah'ın bir dil problemi yok ya da herhangi bir filtre söz konusu değil yani. Allah'a gittiği zaman sadece Arapça geçiyor, diğer diller orada takılıyor gibi filtre söz konusu değil. Hangi dilde insan Rabbine yönelirse ve ona ibadet etmek için, dua etmek için yakarırsa Allah onu mutlaka anlar. Kuran-ı Kerim'de hiçbir yerde ibadetinizi veya duanızı şu dilde yapacaksınız veya şu dilde yapamazsınız şeklinde bir uyarıyla karşılaşmayız. Evet, biraz önce sorduğum soruyu da tekrar açmış olalım.